Merhaba arkadaşlar. Şimdi piramitle ilgili sorularımızı çözelim. İlk sorumuz şu. Yandaki piramidin yüksekliği 12 santim. Hemen yazayım 12. Ve taban alanı 100 santimetre kare olduğuna göre yan yüz yüksekliği kaç santimdir? Bize burada demiş ki bu kare dik piramit demiş. Bu bizim için önemli bir bilgi. O zaman kare dik piramitin neydi arkadaşlar? Tabanı kareydi. Çünkü piramitler ismini tabanından alıyordu. Tabanı kare ise ve alanı 100 ise bunun bir kenarını ben rahatlıkla bulabilirim. Hangi iki sayının çarpımı? Aynı iki sayının çarpımı 100 olur. 10 kere 10. O zaman ben artık buraya 10 yazabilirim. Tabanın bir kenarı 100'dür. Buna göre yan yüz yüksekliğini soruyor. Hemen çizelim. Yan yüz yüksekliği bu arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edin. Şurayı da birleştirdiğimde bu 3 boyutlu bir şekil olduğu için şöyle düşün. Tabanda çizdiğim kısım şu. Sonra bir yüksekliğim var benim. Ve bu. Yani bir dik üçgen oluşturdum şurada. Dikkatini çektiyse. Tepe noktası tam ortaya gelir. Yani yükseklik. O zaman şimdi burası 10 ise burası da 10 olmak zorunda. Ama ben bunu iki eş parçaya böleceğim için 5. O zaman 5, 12, 13'tür. 5, 12, 13 özel üçgenimiz var. Bana neyi sormuş? Yan yüz yüksekliği. Yani 13'ü sormuş. O zaman soru burada bitti arkadaşlar. Geçtim ikinci sorumuza. Diyor ki taban çevresi 64 santim ve yüksekliği 6 santim olan kare dik piramit. Gene kare dik piramit demiş. O zaman tabanın kare. Bunun çevresi 64 ise bir kenar nedir arkadaşlar? 64 bölü 4'ten 16. Çünkü bu bir kare. Dört kenarı da birbirine eşittir. Bir de bize yan yüz alanını sormuş. Yüksekliğini vermiş. O zaman ben diyorum ki bunun bir kapalı halini çizeyim. Yan yüz yüksekliğini de bulayım ki rahatlıkla soruyu çözebileyim. Şimdi burada buranın 16 olduğunu biliyorum. Yüksekliğimin 6 olduğunu biliyorum. O zaman şurası ne? Neydi? Tam ortadan böldüğü için 16 değil 8. Yarısı olacak. O zaman yan yüz yüksekliğimiz de 10 oldu. Şimdi taban 16, yan yüz yüksekliği 10. O zaman direkt buradaki üçgen alan formülünü yapabiliriz. Ama şöyle açık halinden göstereyim ki mantığınıza daha iyi otursun. Daha net, güzel görmüş olun. Şimdi şöyle açtım hemen bunu. Şimdi burayı 16 bulmuştum. Yüksekliği de yan yüz yüksekliğini de 10 buldum. O zaman şimdi burada üçgenin alan formülü var. Üçgenin alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. O zaman benim tabanım ne arkadaşlar burada? 16. Çarpı yüksekliğim ne? 10 bölü 2'den 8. 8 kere 10, 80. Peki bitti mi soru? Hayır. Çünkü yan yüz alanı dediğinde senin bir tane yan yüzün yok. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. O zaman 80 ile 4'ü çarpıyorsun ve 320 cevabını veriyorsun. Dikkat. Geçtim bir sonraki soruya. Düzgün altıgen piramitin taban ayrıt uzunluğu 7 santim. Yan ayrıt uzunluğu 9 santim ise tüm ayrıt uzunlukları toplamı kaç santimdir diyor. Şimdi düzgün altıgen piramitin bir tane tabanı var. O da ne? Altıgen şeklinde. Doğru mudur? O zaman her ayrıtı 7 ise ben taban ayrıt uzunluklarının toplamını, taban ayrıt uzunluklarının toplamını kaç bulurum arkadaşlar? Ları uzunluğu hemen yazalım şöyle. Bir tanesi 7 ise hepsi 5, 7 ise ve bu düzgün altıgen diyorsa düzgün altıgenin anlamı neydi düzgün ifadesi? Bütün kenarları, bütün açıları eşit anlamına geliyordu. O zaman düzgün altıgen olduğu için hepsi 7, 7 olacak. 6 kere 7'den 42'dir. Sonra bana yan ayrıt uzunluğu vermiş. Yan ayrıt uzunlukların da hepsi birbirine eşit olacak. Kaç tane var peki? Bundan da her köşeden tepeye gideceği için 6 tane var. O zaman 6 çarpı bu sefer de 9 diyorum. 6 kere 9 neydi? 54. O zaman 54. 42 daha ne yapar ona bakalım. Topladım. 6, 9, 96. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Ya da şöyle de yapabilirsin. Dersin ki bunun alttan taban ayrıtı, alttan yan yüz ayrıtı var dersin. O zaman ben direkt 6 ile 7 ile 9'u toplayacağım. 16. 16 ile de 6'yı çarpacağım dersin. Çünkü 6 10'dan 6 10'dan var. Buradan da 96 cevabını bulabilirsin. Tercih senin. İstediğin yolu seçebilirsin. Geçtim son sorumuz arkadaşlar. Açılımın çevresi 80 santim olan kare dik piramit diyor. Şimdi o zaman çizelim hemen. Bu arada bize ne soruyor onu da okuyalım. Taban alanı 144 santimetre kare ise bu kare dik piramitin yüzey alanını bulunuz. Şimdi hemen çiziyorum. Açık halini çiziyorum çünkü bana açılımını vermiş. Dikkat. Çizdik. Şimdi açılımın çevresi 80 diyor. Bunların hepsi birbirine eşit değil mi?
Öyle öğrenmiştik. Evet. Kaç tane var bundan peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O zaman 8 tane yan ayrıt uzunluğu 80 bölü 8'den 10. Yani bir ayrıt uzunluğumuz, bir yan ayrıt uzunluğumuzu 10 buldum. Bana bir bilgi daha vermiş. Demiş ki taban alanı 144. Tabanı 144, taban alanı. Ama bu bir kare. Kare neydi? Dört kenarı birbirine eşit olan şekilde. O zaman 144 hangi iki aynısının çarpımı? 12 çarpı 12. O zaman ben diyorum ki taban ayrısı da 12'dir bunun diyorum. Sonra bana diyor ki yüzey alanı diyor. O zaman ben ilk önce neyi bulayım? Yan yüz alanını bulayım. Yan yüz alanını nasıl bulacağız? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Ama şimdi ben bunun yan yüz yüksekliğini bilmiyorum. O zaman yan yüz yüksekliğini bulalım. Yan yüz yüksekliğini nasıl bulacağım arkadaşlar? Dikkat edin. Şimdi bu tam ortaya geldiği için ya da ikizkenar üçgende tabana indirilen dikme kenarı iki eş parçaya böleceği için de diyebilirsin. 6 6 paylaşacak. O zaman şöyle bir dik üçgen oluştu şurada. Dikkat et. Burası 6, burası 10, o zaman burası ne? 8. O zaman senin tabanın 12, yüksekliğin 8 bölü 2'den 4, 12 kere 4 de 48. Bir üçgenin alanı 48. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. O zaman 48 ile 4'ü çarpıyorum. 8 kere 4, 32, 16, 3 daha 192. Soru bitti mi? Hayır. Bana yüzey alanını soruyor. Ben yan yüzey alanları toplamını buldum. Peki yüzey alanı neydi? Yan yüzey alanları artı taban alanı. Taban alanı zaten direkt vermiş. Bulmaya gerek yok o zaman. 144 eşittir diyorum. 4, 2 daha 6, 9, 4 daha 13 elde var 1. 1, 1, 2, 1 daha 3. O zaman 336 santimetre kare diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.